Arkadaşlar, ben hazırlıklarımı yaptım. Buradan ayrılacağım şimdi. Burada daha başka yapabileceğim bir yer de yok açıkçası. Daha başka yapacağım bir şey de yok. Güzel bir yer. Tavsiye ederim. Hani beni sadece şu yol üstü olması, hani bir de gelip geçen çok fazla ya da duran çok fazla insan olduğu için o biraz rahatsız etti. Niye rahatsız etti? Ben böyle tek kalmaya alışmışım ya. Kimse olmayacak. Onun dışında var ya çok güzel bir yer. Hani tepeye çıktık. Buralarda dolaştım ben. Yani güzel yer burası. Huzurlu bir yer aslında. Buraya gelecekler için iki tane tavsiyem var. Birincisi su getirin. İkincisi yakacak getirin. Onun dışında şu ördek sesi mi ne sesi, şu kurbağaların sesi, doğanın sesi, rüzgar uğultusu o kadar güzel ki burada. Karşında dağ, mis gibi hava. Harika. Sedir ormanları. Çıktık oralara. Oraya değil de bu tarafa çıktık. Yani ben hazırlıklarımı tamamladım. Birazdan yola düşeceğim ama bir Elmalı ilçesine uğramayı düşünüyorum. Oradan bir ikmal yapacağım. Hani tahminimden fazla kalmaya başladım gittiğim yerlerde. Hani ben birkaç gün derken hani 10 günlük falan yani bir hazırlık yaptım. 10 gün, de ki 15 gün çıkar. Bu gidişten daha fazla olacak. Bir ay çıkacağız. Yani rotama bakıyorum. Çok güzel yerler var. Bundan sonraki rotam biliyorsunuz İslamköy. Orada da İslamköy'de de 2 ya da 3 tane bölge belirledim ben kendime. Oralara gideceğim. Yani 2 gün orada kalsam, 2 gün orada kalsam, 6 gün orası. Ondan sonra ne olacak? Diğer rotalarıma malzeme yetişmeyecek. O yüzden ben bir şeye geçeceğim. Elmalı'ya geçeceğim. Birazdan hareket edeceğim. Hazır geçmişken dün bahsetmiştim ya. Dün mü? Önceki videoda mı? Neyse bahsetmiştim ya. Bir çamaşırlarımı yıkamam lazım arkadaşlar. Çok birikti. Bir çeşme başına çökeceğim. Orada zannedersem 2-3 makine dönmesi lazım. 2 kere 3 kere dönmesi lazım. Ben sıkıştırırım, tepiştiririm onu. 2 makineye düşürürüm de. Hani onlarla uğraşacağım ben bugün. Hani akşam çok karanlığa kalmadan yetişebilirsem İslamköy'deki ilk rotama geçmiş olacağım. Yetişemezsem artık bir yerde kalırım ben. Duruma göre açarım bu videoyu da tekrar. Son kez bakın buralara. Ben ayrılacağım. Şöyle. Burada kimseyi rahatsız eden yok. Bir şey yok. Böyle kendi halinde güzel ağaçlıklı bir yer. Ailenle gel kal.
Şimdi Elmalı ilçesine geldim ben. Burada takviyelerimi yaptım. Ama maalesef hiç bir çeşme falan bir şey bulamadım. Yol boyu da baktım. Oralarda da yok. Buradan birkaç kişiye sordum çeşme var mı böyle böyle diye. Onlar da bilmiyorlar. Yok falan dediler. Artık yapacak bir şey yok. Ben o köy yoluna gideceğim. Zaten görüntülerde görmüşsünüzdür. Bir yerde böyle bir yavaşladım. O tabelayı görmüşsünüzdür. Ben oraya gireceğim şimdi. Şarjı var mı bunun bilmiyorum. O yol videosu falan da çekmek istiyorum ama bir bakalım şarjı yeterse oraya kadar çekeceğim. Evet arkadaşlar, ben bir tane çeşme buldum. Tam yol ayrımına varmadan burada da çamaşırlarımı falan yıkayıp devam edeceğim. Hani bir saat kurutmayı beklemeyeceğim ya. Bir saat, bir buçuk saat buralardayım. Güzel oldu bu ya. Şurada da mis gibi oturacak yerim var. Bak, otur burada, bak keyfine. Mükemmel. Gene var ya, dört ayağımın üzerine düştüm ben ya. Hadi ben vakit kaybetmeden şu çamaşırlarımı yıkaya durayım. Su takviyemi yapayım. Yine görüşürüz. Açarım ben gene bir vakitlice. Arkadaşlar ben şimdi burada iki tur çamaşır yıkadım. Onları kurutmayı da bekliyorum. Hani hava çok güneşli burada aslında. Hazır çeşmeyi buldum. Neyim var neyim yok hepsini aradan çıkaracağım. Güneş de var. Elektriğinde de sıkıntı yok. O yüzden burada ben bayağı bir vakit kaybettim açıkçası da. Hani gideceğim yerde yakın nasıl olacak bilmiyorum. Güneş batmadan önce şu kapağı çıktı. Ondan dolayı çok fazla rüzgar sesi geliyor. Mikrofonu da koymuşum bir yere koymuşum da nereye koydum bulamadım. Hani hava kararmadan önce gitmek istediğim yere gitmek istiyordum ben de. Saat şu anda 3'e geliyor. Bir yandan da buradan video yüklemeye çalışıyorum. Köy yerinde yani bir internet falan bulamayabilirim diye. Hani hem çamaşırlar aradan çıksın, hem şu video aradan çıksın. Tertemiz yerime geçeyim diyorum ama vakit de bayağı bir geçti. Hani bu yükleme hızına bakılırsa gene 18-19 GB'lık bir video şu yükleme hızıyla 3 saati bulacak bu. Hani içeride 17 saat uğraşacağım ama burada 3 saat uğraşmak daha mantıklı geldi bana ama bilmiyorum artık ya. Her neyse, ben bir şey yapmaya karar verdiğim zaman tekrar açar bu videoyu. O zamana kadar kapatıyorum ben. Çamaşırlarım yıkansın ya. Evet, şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben İslamlar Köyü'ne geldim. Buradan yol tarifini filan da aldım. Yol aslında düzgün ama Baranda Gölü'ne gitmek istiyordum. Baranda Göletine gitmek istiyordum. Yol düzgün ama bu karavanla oraya çıkamazsın. Ben denedim çıkmayı. Çıkamadım. Keskin bir viraj sonrası dik bir rampa. Ben hızımı alamadıktan sonra o rampayı çıkamadım. Bu yüzden de Baranda Gölü'ne gitmekten vazgeçtim. Hani şunu yapabilirdim. Bu köyün içerisine bir yere koyabilirdim aslında karavana ama hani koyabileceğim de uygun bir yeri yok. Her taraftar sokaklar aslında burada. Yani gözüme kestirebildiğim bir yer olsaydı o şekilde yapardım ama yani Baranda Gölü işimiz iptal oldu, yalan oldu. Benim yeni rotam şu anda bir Çayboğazı Barajı arkadaşlar.
Yine yakınlarda, yakın dediğim ne kadar kilo, kaç kilometre var? Bakalım hemen. Sağa dönün. Tamam. 20 kilometre, 20-25 kilometre kadar bir mesafemiz var. Çayboğazı Barajı. Yani şu Baranda Gölü yazık oldu bana ya. Ben istiyordum orayı da. Her neyse. Yeni rotamız orası. Bakın nereye getirdim sizi. Baraj. O bahsettiğimiz baraja geldik. Barajın içerisinde de ben tellerden, mellerden girdim, bir şeyler yaptım. Kamera açık mı diye, değil miydi bilmiyorum da. Gene rüzgar esiyor. Kamera açık mıydı, değil miydi bilmiyorum da o tellerin arasından iğnenin deliğinden geçirdim otobüsü. Böylesine güzel bir yere geldik. Çay Boğazı Barajı mıydı? Burada hep balık falan tutuyorlar. Baraj gölüymüş burası. Hani güzel bir yer bulamayacağım diye bayağı çekinmiştim açıkçası da. Hani yol üstünde de durmak istemiyordum. Yol üstünde duracak olsaydım o girdiğimiz İslamlar köyünde dururdum. Göle yürüyerek giderdim. Bu yol telaşı beni bayağı bir yordu açıkçası ya. Ora mıydı, bura mıydı, şura mıydı? Hani çok Baranda Gölü'ne çok gitmeyi istiyordum. Artık bununla gidemem ama bir araba falan bulur, ben bir şekilde gene oraya giderim, görürüm. Ya da motosikletimle giderim. Oraya bir şekilde giderim ben. Girdev Gölü varmış bir de bu yakınlarda arkadaşlar. O Girdev Gölü'nün yolunu da sordum. Oranın yolu daha kötü dediler bana. O yüzden denemedim bile o yolu. Girdev Gölü'ne. Bugünlük burada kalacağım. Hani bugün burada başka aklıma da bir şey gelmiyor yapabileceğim. Sadece güzel bir manzarada bir gölün kenarında uyumak istedim ben. Şu aşağıya doğru da indireyim mi acaba şeyi de hiç bakmadım ama aşağıya. Burada yeri güzel gibi ya. Nasıl sizce? İyi gibi değil mi? Karşı tarafta hep balık tutuyorlar. Ben orada az önce şu ev gibi bir yer var ya orada. Oradan girdim ben. İki kişi vardı. Onlarla konuştum. Hani bu otobüsü sokabileceğim bir yer var mı diye. Buraya da iner dedi ama aslında inermiş de ya. Şu karşıya. Hani benim bir barandada bir gözüm korktu ya. Zorlamak istemedim. O yüzden de başka bir yer var mı diye sordum ben. Kafamı dinleyeceğim dedi. He dedim, kafa dinleyeceğim. O zaman te karşıya git dedi. Bu yolu mu takip edeyim dedim. He dedi. Orada bul bir yer gir dedi. Ondan sonra da buraya geldim ben. Buralar da fena değilmiş aslında da. Bu da nasıl göz önünde duruyor ya. Kocaman saklayamam da bir yeri de. Neyse ama. Bugünlük kalalım burada. Buradan daha iyidir gene ya. Burası tam ortada göbekte. Su yemyeşil ya. Niye öyleyse? Kameraya yeşil mi görünüyor, mavi mi görünüyor, sarı mı görünüyor bilmiyorum da. Yeşil. Yeşil demişken. Rotam var benim daha. Gelirken görmüşsünüzdür tabelalarda. Burası neyse lan. Oo, adam kesi bastım. Kimsenin ruhu duymaz burada. Heh, bir de rakıyı yoğurtsuz yemiş. Yoğurt kalmış. Buralar tenha gibi ya. İyi iyi. Şurada eskiden evler varmış herhalde ya. Şuradaki ev değil mi mesela? Su altında kalmış.
Ne ki acaba? Ev değil mi? O ev. Hop. Koş koş koş. Köy falan vardır herhalde burada da. Bu baraj yapıldıktan sonra su altında kalmıştır. Şurada da bir tavan gibi bir şey var. Çatı gibi bir şey var gene bunun gibi. Bak. Herhalde mahalleydi. Taşındı buradan. Arkadaşlar bir de ben Elmalı'da alışveriş yapmıştım ya. Orada bir de sinek kovucu şeyler var. Böyle takıyorsun. Elektriğe takıyorsun. O sinek kovuculardan aldım. Bu Avlan Gölü'nde beni mahvettiler ya. Her yerimi ısırdılar. Vicdansızlar. Ben bir ara gece kalktım. Lan nasıl ısırıyorsun öyle? Adam uykudan kaldırılır mı? Isır git. Nasıl bir ısırdıysa. Acıyla kalktım ya. Hiç başınıza geldi mi sizin de? Sivrisinek ısırığından uyandım yani. O derece açlar herhalde. Bir saldırmışlar. Hani Avlan'dan başka da kaldığım diğer yerlerin hiçbirinde öyle bir sivrisinek sıkıntısı yaşamadım ben de. Orada çoktu nedense. Ne oluyor la diyerekten bir kalktım ama acıyı görmeniz lazım ya. Görüyor musun şurada bilmiyorum. Nasıl ısırmış, nasıl ısırmış. Arkadaşlar ben yeterince yoruldum bugün. Dinlenmeye çekileceğim. İzninizle. Video da kısa mı olur, uzun mu olur? Şu anda hiç onu düşünemeyeceğim aslında. Zaten yükleniyor burada. Bir de ne var? Burada 4.5G 2 diş çekiyor. O yolda yükleyememiştim ben çamaşırı yıkarken ya. Gene dayanamadım, bastım, toparladım. Çamaşırı falan. Kurumasını beklemedim. Sıcaktı zaten, bayağı kurumuştu da. Kurumasını da beklemedim ben. Bastım geldim. Çok fazla geç kalmayayım diye iyi ki de yapmışım. Yoksa ben akşam karanlığına kalsam burayı bulamazdım. En fazla şu karşıda bir yere geçerdim ama orası da çok rahatsız ederlerdi herhalde beni ya. Bilmiyorum ki. Bir bakalım şuralarda belki minik tatlı bir ateş yakarız akşam yine. Ben dinlenmeye geçiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Günaydın. Saat 6'yı çeyrek geçiyor. Ve sizi şu güzel gün doğumuyla karşılamak istedim. Ya ben bütün gece bebek gibi uyumuşum bebek. O aldım dediğim bir sivrisinek kovucu vardı ya. O çok işe yaradı. Hiçbir yerime ısıran olmamış, kaşınan olmamış, sinek yok, bir şey yok. Ben çok memnun kaldım. Bu fişe takılan bir şey var ya, değişik bir şey ya, ürün işte. Ben şimdi adını da unuttum onun. Fişe takılıyor böyle, bir solüsyonu gibi bir şey var, onu da takıyorsun. Bir ay boyunca böyle gidiyormuş o. Çok güzel ya. Bütün kampçıların alması lazım bundan. Arkadaşlar ben bir de bütün gece burada bu balık seslerini dinledim durdum ya. O kadar çok ki, o kadar çok ki. Pardon. Dedim ya, kronik faranjit. Burada gece boyu balık tutanlar oldu. Sabahın erken saatinde gelen oldu. Balık tutmak isteyen varsa buralarda ya da balık tutarım diyen varsa buraya mutlaka gelsin ya. Burada bir kucak balıktan geri gidersin. Var ya bir olta alsa mıydım ya. Ben şu köyde satılıyor mudur ki? Gittiğim yerde de lazım olur o bana ya. Bir tane olta alayım ben. Alayım atayım. Bir de balık tutarım. Değil mi? Thank you.
gittiğim yerde demişken arkadaşlar, ben bugün burada kalmayacağım. Oo, şu arkası da güzelmiş. Bak, karlı karlı. Bak. Şu dağlar da çok güzelmiş. Bu baraj var ya, şuradan arkaya doğru böyle uzayıp gidiyor. Ben baktım oralarda bir şey var mı diye. Böyle aynı coğrafya, aynı coğrafya. İlginç, enteresan herhangi bir şey yok. Şurada alabalık teslim ne bir şey var orada. Gece oralarda bir ara ışığı, projektörü falan yanıyordu. Baraj buradan da hemen şuranın az ilerisinde şöyle dönüyor, geliyor. Zaten yolu gördünüz yolda. Peki ben ne yapacağım bugün? Ben bugün arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden birazdan hazırlığımı yapacağım. Bir kahvaltı yapayım. Ondan sonra hazırlığımı yapacağım. Zaten çok fazla dağıtmadım. Hani burada kalmayacağım için. Bir gece kaldım. Kaldım mı kaldım. Gördün mü gördüm. Gördünüz mü gördünüz. Adını unuttum buranın. Yazarım ben buraya. Barajın adını. Balıkçılar için birebir. Kampçılar için de birebir aslında. Hani çadır için baksana, kocaman düzlük alanlar var arkadaşlar buralarda. Her yer düzlük, her yer düzlük, aşağısı düzlük. Gel bak, bu taraf düzlük. Bak şu aşağıyı gördün mü, bak parmağımla gösteriyorum. Tam şu alan. Hop, şu alanda dümdüz. Şu yukarılar var. Bunun ardında güzel alanlar var. Gölgelik alanlar da var orada. Yine şurada ağaçların olduğu yerde. Dur. Tam göstereyim ben size. Şu tepenin hemen aşağısında. Yine ağaçlı ve düz alanlar da var orada. Bak bak sivrisine, bak sivrisine. Ey yavrum, daha gelemezsin ki sen bana. Göremiyorsun değil mi? Ben görüyorum. Arı gibi çiçekli de konuyor. Evet arkadaşlar. Baraj gölümüzden benden bu kadar. Dün zorlu bir yol geldik buraya gelene kadar. Bayağı zorlandık. Hani şöyle zorlandık. Baranda Gölü'ne gidemedik ya. O içime oturdu benim. Çıkmayı denedim, ettim. Oradan geri geldim. Bilmem ne yaptım derken. Yani çok geç saate kaldım. Hani şeyden, Avlan'dan da geç çıktım. Sonrasında çamaşırdı. İşte şuydu buydu derken. Videoyu yüklemeye çalıştım. O da yükleyememiş zaten ya. Yükleyememiş onu da. Ben bir 4G'ye bulayım. Şu videoları bir ardı ardına koyayım diyeceğim ama boyutu çok yüksek arkadaşlar. Ben ona bir hal çaresine bakacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.